Evet değerli arkadaşlar, iyonların isimleri ve değerlerini tahtaya yazdık başlıklar halinde. Eksi yüklü iyonlara biz anyon diyoruz, artı yüklü iyonlara katyon diyoruz arkadaşlar. Artı ve eksi yüklü atom ve atom gruplarının yükleri ve isimlerini size bakın burada yazacağız. Bir daha söylüyorum, eksi ve artı yüklü atom ve atom gruplarının arkadaşlar. Atom grupları varsa onlara biz kök diyoruz, kök iyonları diyoruz. Kök iyonları demek en az birden fazla atomlar meydana gelmiş atom veya atom meydana gelmiş atom gruplarıdır arkadaşlar. Eksi bir yüklülerden başlıyorum arkadaşlar. H eksi bir arkadaşlar ismi hidrürdür arkadaşlar. Hidrür. Genelde metaller yapılan bileşiklerde hidrojen eksi bir değer kalır. Yani hidrojenlerin hidrojenin metaller yapmış olduğu bileşiklerdeki ismi hidrürdür arkadaşlar. H eksi bir hidrür. Yine çok kullandığımız florür arkadaşlar, florür. Flor sonuna ür takısı ekliyoruz genelde anyonlarda. Yine 7A grubundan klorür arkadaşlar, klorür. Yine 7A grubundan Br- çok kullanılır, bromür arkadaşlar. Yine 7A grubundan U- nedir? İyodür arkadaşlar, iyottan iyodür olur. Ür takısı getiriyoruz. Bunun haricinde yine arkadaşlar kök iyonları var. Çok kullandığımız OH- hidroksit arkadaşlar. Organik kimyada hidroksit iyonik bileşikler hidroksit diye okunur. Onu burada belirtmek istiyorum. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Yine CN- siyanür arkadaşlar. Yani siyanür deyince CN- yazacağız. Eksi bir değerlikli. CN- deyince siyanür yazacağız. İkisini de sonra bilirler arkadaşlar. Yine NO2- nitrit biyolojide yine çok kullanılan bir biliyorsunuz iyondur. Denitrifikasyon bakterilerinin rol aldığı tepkimelerde nitrit nitrata dönüşürken kullanılan bir iyondur arkadaşlar. Yine NO3- nedir arkadaşlar? NO3- nitrattır arkadaşlar. Devam edecek olursak H CO3- hidrojen karbonat veyahut da bikarbonat şeklinde okunur. Hidrojen karbonat diyen de vardır, doğrudur arkadaşlar. HSO4- yine bir sülfat arkadaşlar. Bir sülfat. Hidrojen sülfat da diyebilirsiniz. Hidrojen sülfat şeklinde okunabilir. Bakın değerliklerin önünde hepsinde bir yok. Çünkü bir yazmıyoruz kimyada değerliklerde. Eksi demek, eksi bir demek arkadaşlar. Yine eksi yüklere devam edecek olursak ÖSYM'nin kullandığı iyonlardan örnek AS tal arkadaşlar. Yine HCOO- format şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Yani eksi yüklü atom ve atom gruplarının isimlerini yaptık. Tahtaya tek tek yazdık. Bunları lütfen iyi öğrenelim. Kimyaya hakim olmak için bu iyonların isimlerini bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, burada oksijen yazmadım. Oksijeni tekrar ayrı olarak göstermek istiyorum. Çünkü onun birden fazla neyi var? Değerliği var. Bu yüzden buraya yazmadık. Eksi 2 yüklülere geldik arkadaşlar. Ayrıca burada ÖSYM'nin kullandığı yine ne vardır? MnO4- vardır arkadaşlar. O da nedir? Permanganat değerli öğrencilerimiz. MnO4- şuraya M'yi biraz güzelleştirelim. Permanganat olarak okunur. Eksi 2 yüklülere geldik arkadaşlar. Yine O-2 oksijeni ayrı yazacağım için yazmıyorum. S-2 arkadaşlar sülfürdür. Kökler çok kullanılır arkadaşlar. Sülfattır arkadaşlar. Sülfat. SO3-2 ÖSYM sorulur arkadaşlar yakın zamanda. Sülfittir. CO3-2 ÖSYM çok sorar bu iyonu. Karbonat diye iyi bilelim arkadaşlar. Özellikle değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Karbonat şimdi yine devam edecek olursak arkadaşlar. Eksi 2 yüklere örnek vermeye devam edelim. MnO4-2 arkadaşlar. Manganattır. Yine C2O2 eksi 2 pardon O4 eksi 2 arkadaşlar. Nedir? Okzalattır arkadaşlar. CrO4 eksi 2 kromattır arkadaşlar. ÖSYM'de kullandı. Kromat. Yine CrO7 eksi 2 nedir arkadaşlar? Dikromat şeklinde ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz. Yani burada önemli olan arkadaşlar yıldız koyayım bugün. Sülfat, sülfit, karbonat, kromat, ÖSYM'nin çok kullandığı iyonlara, eksik iyonlara örnek olarak verilebilir.
Pek fazla kullanılmayan iyonlar var. Çin kat gibi. Bunları yazmak istemiyorum buraya arkadaşlar. Önemli olan eksi 2 yükleri ne yaptım? Yazdım. İyice ezberleyin arkadaşlar. Eksi 3 yüklere geldik. Eksi 3 yüklülerden en eksi 3. Önce azottan başlayalım arkadaşlar. En eksi 3 nedir? Nitrürdür. Aziz Allah. Ezan okun arkadaşlar. Şu anda aynı zamanda güzel bir ana denk geldi. En eksi 3 nitrürdür. En eksi 3'ü unutmayalım arkadaşlar. P eksi 3 yine fosfürdür arkadaşlar. P eksi fosfür lütfen fosfatla karıştırmayalım. Fosfat çok önemli bir iyondur. Önceyim ben fosfatı çok kullandı arkadaşlar. Onu kırmızı ne yaptık? İşareti aldık. Bakın ben önemlilerini işaret alıyorum. Nitrat, nitrit, bir karbonat, bir sülfat çok kullandığımız iyonlardır arkadaşlar. Yine eksi 3 yükleri 3 tane örnek verdim. Fosfat. Burada fosfit de son zamanda kullanılan bir iyon haline geldi. CO3 eksi 3 arkadaşlar nedir? Fosfit iyonudur sevgili öğrenciler. Artı 1 yüklere gelelim şimdi. Artı H artı yine arkadaşlar artı 1 yüklüdür. İsmi hidrojendir arkadaşlar. Hidrojen amatalya yaptığı bileşikler daima artı 1 değerli kalır arkadaşlar. Yine bunun yanında sodyum artı bilmeyen yok. Lidyum artı bilmiyor artık. K artı potasyum bilmeyen yok. Yazalım arkadaşlar. Sodyum, lityum arkadaşlar. Yine potasyum arkadaşlar. Çok sık kullanılan bir A grubu. A tüplü katyonlardır arkadaşlar. Yine devam edecek olursam Cu artı İ çok önemlidir. Bakır 1'dir arkadaşlar. Değişkenlerde olduğu için bakır 1 yazıyorum. Yine HG artı arkadaşlar HG artı civa 1'dir kübrik şeklinde okuma şeyi var pek fazla kullanılmıyor onu söyleyeyim. Civa 1 şeklinde okuyoruz arkadaşlar HG artıyı. Yine CRA artı krom 1 arkadaşlar parantez krom 1 ve başka artı yüklü var mıdır? Birkaç tane daha var AG artı arkadaşlar yine artı yüklü gümüş iyonudur diyebiliriz. Özellikle burada bakır artı 1 ile arkadaşlar ben şimdi şuraya kırmızı koyayım. Burada da kırmızı koyayım. Civa 1'i lütfen iyi öğrenelim. Bunlar YKS'de karşımız TYT'de ve geçmiş yıllarda YGS'de gelmişti arkadaşlar. Gelelim artı 2 yüklü iyonlar arkadaşlar. Artı 2 iyonlardan en önemlileri kalsiyum artı 2'dir. Magnezyum artı 2'dir. Çinko artı 2'dir. Demir artı 2'dir. Mangan artı 2'dir. Kalay artı 2'dir. Kurşun artı 2'dir arkadaşlar. Yine civa artı 2'dir. Burada demir artı 2 bağdış vardır. Artı 2 ferro artı 3'e ferrik şeklinde okuyabiliyoruz. Ama pek fazla tercih edilmez. Burada yazmayacağım. Kalsiyum ismi. Magnezyum arkadaşlar. Magnezyum. Pek güzel yazamadık. Hemen ne yapalım? Silelim arkadaşlar. Silgimizi buraya koyalım. Magnezyum arkadaşlar. Zn artı 2 çinko arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 bir grubunda. Diğer bulunanda bulunur. Çinko ve zinko gibi yazdık. Zinko mega gibi oldu. Hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Ne yazıyoruz? Çinko yazıyoruz. Önlerine Roma yakamı yazmıyorum. Çünkü önemlidir. Kalsiyum, magnezyum, çinko terk değerlidir arkadaşlar. Ama demir değildir. Demir değişkendir. Roman rakamını 2 yazıyorum. Yine mangan değişkendir arkadaşlar. Yine mangan 2 yazıyorum. Kalay yine değişkendir. Ne yazıyorum? Kalay 2 yazıyorum. Artı 4 var çünkü kalayda. Yine kurşun değişkendir arkadaşlar. Kurşun 2 yazıyorum. Civa yine değişkendir. Bakın civa burada artı 1'ini yazmıştık. Yazıyoruz. Civa 2 şeklinde değerli öğrenciler. Gelelim artı 3 yüklü iyonlar arkadaşlar. Artı 3 yüklü iyonlar. Çok kullanılan elementler yazıyorum. Örneğin Al artı 3 arkadaşlar. Alüminyum. Burada yer yok yazmıyorum. Yine F artı 2 demir 2, F artı 3 demir 3 arkadaşlar. Yine Cr artı 3 krom 3 arkadaşlar. Bunun haricinde işte kobalt 3 ne bileyim artırabiliriz. Antimon 3 gibi iyonları artırabiliriz. Ve en çok kullanılan artı 3 iyonları ne yaptım sizlere? Yazdım değerli öğrenciler. Yani krom 3 ile burada demir artı 3'ü bilmemizde fayda var. Bunun haricinde arkadaşlar artı 4 yüklü kim var? Pb artı 4 ve Sn artı 4 var.
PV artı 4 kurşun 4. SN artı 4 kalay 4'tür arkadaşlar. Onu altta yazalım. Çünkü yer problemi oldu. Kurşun 4 arkadaşlar. SN artı 4 de nedir? Kalay 4'tü Roma rakamıyla. Çünkü kalayın aynı zamanda neyi var? Artı 2'likte iyon olur arkadaşlar. Ben şöyle bir kutucuk yapmak istiyorum. Bu kutucuk içerisinde değişkenlerle metaller yazayım. F artı 2 artı 3 arkadaşlar. Yine krom artı 1 artı 3 artı 5 ve artı 7 değerlikleri vardır. Yine kurşun artı 2 artı 4 değerli vardır. Mangan arkadaşlar artı 2 artı 4 artı 6 artı 7 tip ve genelde çift sayılı değerlikler alır arkadaşlar. Yine buradan civa artı 1 ve artı 2 iyonları var. Yine bakırın arkadaşlar artı 1 ve artı 2 iyonları var. Yine aynı zamanda kalayın, esenin artı 2 ve artı 4 iyonları var. Yani bunlar değişken değerli metallerdir. Ya da yazalım üstüne isterseniz. Değişken değerlikli yazalım. Değişken değerlikli elementler. Veya artı yüklü katyonlar arkadaşlar. Yani bu görmüş olduğumuz katyonları okunurken Roma rakamı olmak zorunda isminin önünde. Mesela bakır 1 ise bakır artı 1 ise bakır 1 veya bakır artı 2 değerli ise bakır 2 şeklinde. Evet değerli öğrencilerimiz burada eklemediğimiz karbür var. Mesela pek fazla selen kullanmıyor. Karbon eksi 4 değerlikli ise karbür arkadaşlar. Karbonun eksi değerlikli iyonunun ismine biz karbür diyoruz. Mesela C eksi 4 karbürdür. Onu da burada değinmek isteyebiliriz. C eksi 4 arkadaşlar neymiş? Karbür imiş. Evet şimdi birçok iyonun arkadaşlar isimlerini, formüllerini, yüklerini, isimlerini verdik. Şimdi ne yapalım? Biraz konuyla alakalı egzersiz yapalım arkadaşlar. İsimlerini okuyalım. Evet tahta kalsın. Ben bir daha tekrar ediyorum. Bakın nitrat, nitrat, bikarbonat, bisülfat, hidrojen karbonat, hidrojen sülfat önemlidir. Sülfat, sülfit arkadaşlar sülfat bakın eksi 4. Sülfit böyle şurası biraz şey olmuş. Karışmış. Ben onu biraz düzelteyim. Yanlış okuyabilirler. Sülfat arkadaşlar. Burası da nedir? Sülfittir. Karbonat, kromat, oksalat, fosfat arkadaşlar. Fosfit özellikle artı yüklü metal katyonları arkadaşlar. Değişken metal katyonları çok kullanılan iyonlardır diyebiliriz. Tahtamı siliyorum. Ben biraz egzersiz yapmak istiyorum. Ondan önce oksijenin değerlerini size ben hemen yapayım arkadaşlar. Size yazayım. Çünkü oksijen direkt soru olarak gelen soru tarzlarından birisidir değerlikleri. Şimdi oksijen arkadaşlar eğer eksi 1 bölü 2 yüklü ise süperoksit olarak adlandırılır. Süperoksit arkadaşlar. Eğer oksijen 2 eksi 2 veya bazen eksi 1 yüklü oksijen olarak gösterir. Peroksit olarak adlandırılır arkadaşlar. Yine O eksi 2 oksit olarak adlandırılır. Yani oksijenin 3 tane iyonunun ismi eksi 1 bölü 2 ise süperoksit, eksi 1 yüklü ise peroksit, eksi 2 yüklü ise oksit olarak adlandırılır. Bu eksi olarak size bu vermek istedim sevgili öğrenciler. Şimdi tahtamı siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra artık karma bir iyon yazalım. Fosfat arkadaşlar hidrojen sülfat arkadaşlar SO3 eksi 2 arkadaşlar S2O3 eksi 2 özeldir arkadaşlar CO3 eksi 2 arkadaşlar fosfit arkadaşlar permanganat arkadaşlar permanganat demir 3 arkadaşlar mangan 7 arkadaşlar. Evet. Verilen formülleri isimleri de formüle çevireceğiz. Ödevimiz bu olsun arkadaşlar. Fosfattan başlayayım. Eğer ezberlediysen hemen PO4 eksi 3 yazarsın arkadaşım. Yani ezber çok önemli burada. Lütfen ezberleyin. Hidrojen sülfat. Yani hidrojen sülfat H ne ekliyorum? SO4 eksi 2 ekliyorum arkadaşlar. HSO4 pardon şeklinde bir iyondur. HSO4 eksidir. Bakın bu ise arkadaşlar nedir? İsmi sülfittir. Ezberden yine. Bakın bu tiyo sülfattır arkadaşlar. Tiyo sülfat S2O3-2. CO3-2 hemen ne yazıyoruz?
Karbonat yazıyoruz. Fosfit neydi? Hatırlayalım. PO3-3'ti arkadaşlar. Permanganat neydi? MnO4-2'ydi. Demir 3 adı üstünde bakın. F+3 arkadaşlar. Roma rakamıyla. Bu 3 var. Demek ki yükü artı 3'müş. Mangan. Roma rakamı olarak 7 var. Mn+7 değerlidir diyebiliriz. ÖSYM direkt geçmiş yıllarda bunlarla alakalı sorular bize sordu. Ben hemen tahtayı silip biraz daha yapmak istiyorum. Sizlere egzersiz yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde sildim arkadaşlar. Tahtamızı sildim. Hemen ne yapıyoruz? Ayetlerimizi çoğaltıyoruz. Asetat yazalım arkadaşlar. Asetat. Krom arkadaşlar. Krom 5. Kurşun. Pb+4. Yine arkadaşlar HCOO- arkadaşlar. Devam edelim. Nitrit arkadaşlar çok kullanılır. Nitrat yine biyolojide çok kullanılır. Bazen direkt soru olarak gelebilir arkadaşlar. Hidroksit yazalım. Hidroksit arkadaşlar veya Cn- veya arkadaşlar O-2Y2. Evet, iyonların formülleri isimler formüle çevirelim. Asetat burası. Hemen değiştiriyorum. Formülize ediyorum. Asetat neydi? CH3COO-idi sevgili öğrencilerimiz. Krom 5. Bakın krom CR'dir. Krom gibi oldu. Latince İngilizceye döndü. Krom değerli 5+5'tir. Pb+4 kurşun değişken değerlidir. Pb kurşundur. Roma rakamıyla ne yazıyorum? Gençler 4 yazıyorum. Yine arkadaşlar formattır ismi iyonumuzun HCO- format iyonudur. Nitrit arkadaşlar NO2-'dir. Nitrat yine NO3-'dir. Hidroksit neydi arkadaşlar? OH-'dir. Eksi bir iyon. Cn- neydi? Siyanürdü arkadaşlar. O2-2. Eksi bir iyon oksijen demektir. Yani nedir ismi? Peroksittir sevgili öğrenciler. Peroksit. Evet, yine ben birkaç tane daha yapmak istiyorum. Konuyla alakalı örnek çözmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane bileşik yazalım. Yönelik bileşik ve onları okuyalım. Bakır 2 sülfat arkadaşlar. Bir önceki video dersimizde arkadaşlar yönelik bileşikten yazılışıyla okunuşunu anlatmıştık. Ayrıntılı bir şekilde oradan bakabilirsiniz. Burada isim verelim. Formül yazalım arkadaşlar. Yine yazıyorum kalsiyum karbonat arkadaşlar. Yine yazıyorum bakır 2 oksit arkadaşlar. Yine yazıyorum kurşun 4 oksit arkadaşlar. Kurşun 4 oksit. Bileşiklerini ne yapalım? Yazalım arkadaşlar. Bakın bakırın değerli +2'ymiş. Sülfatı yazalım SO4-2. Bu ikisinin oluşabilecek bileşik CuSO4'tür değerli öğrenciler. İkiler sadeleşir çünkü. Kalsiyum neydi? Kalsiyum +2'ydi arkadaşlar. Karbonat neydi? CO3-2'ydi. Dolayısıyla bu ikisinin oluşan bileşiğimiz kalsiyum karbonat yenilik bileşiğidir. Bakır yine 2'ymiş, +2'ymiş. Oksit neydi? -2. Sadeleşir şekiller buradan ne oluşur? CuO bileşiği oluşur. Kurşun 4 oksit, kurşun neydi? Pb+4'tür. Oksit de O-2'dir. 4-2 sadeleşirse 2-1 kalır. Buradan çok fazla yöntemiyle PbO2 bileşiğine ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Bakın ne yaptık? Hızlı bir şekilde formülleri, isimleri formüllere çevirdik. Tabii bunu yapmak için yapmamız gerekir. İyonları iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde birkaç daha ne yapmak istiyorum? Bununla alakalı uygulama yapmak istiyorum. Yine yazalım potasyum sülfat arkadaşlar. Potasyum bir sülfat. Yine yazıyorum krom 5 oksit arkadaşlar. Krom 5 oksit. Yazıyorum permanganat arkadaşlar. Yazıyorum alüminyum arkadaşlar. Okzalat yazalım. Yine yazıyorum arkadaşlar. Sodyum arkadaşlar. Sodyum kromat. Ne yapalım? İsimleri formüle dönüştürelim. Bakın nasıl dönüştürüyorum? Potasyum K artıdır. Bisülfat HSO4 eksidir. Dolayısıyla artı eksi birbirini götüreceği için KHSO4 bileşiği karşısında çıkar. Krom Cr+5'tir. Oksit O-2'dir. Çarpılaştırma yaptığımız zaman arkadaşlar ne çıkar? Cr2O5 bileşiği çıkar. Permanganat direkt ezberden BnO4- iyondur arkadaşlar. Alüminyum Al+3'tür.
Hamsala C2O4-2'dir. Eğer çaprazlama yaparsanız arkadaşlar 3 bunun altına gelir, 2 bunun alüminyum altına gelir. Al2C2O4(3) karşımıza çıkar. Sodyum nedir arkadaşlar? Sodyum artıdır. Kromat CrO4-2'dir. Çaprazlama yöntemiyle Na2CrO4 bileşiği karşımıza çıkar. Yani ne yapmış olduk? Bakın ismi verilen bileşiklere pat iyonları ezbere bildiğim için ne yaptık? Formüllerini sizlere yazdık sevgili öğrenciler. Dolayısıyla arkadaşlar iyonların isimleri ve değerliklerini burada ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Lütfen bu isimleri değerlikleriyle birlikte öğrenin. Evet, hem değerlik önemlidir hem de isim önemlidir sevgili öğrenciler.